Versailles, 1712. Madam, biraz önce Brotain Dük'ü vefat etti. Yani şu an bu odada bulunan Anjou Dük'ü tahtın yeni sahibi. Onu tedavisiz bırakamayız. Öyle bir şey yapmayacaksınız. Ama emirler böyle, kralın emirleri. Yaklaşmayacaksınız. Kötü tedaviyle tüm aileyi hasta ettiniz. Beceriksizliğiniz onları öldürdü. Asla, duydunuz mu? Asla bu çocuğa yaklaşılmayacak. Ama madem... Çıkın dedim. Beşinci Louis, 7 yıl önce terk edilen Versailles'a geri dönüyor.
Majesteleri. En son beni burada kollarına almıştı. Sizce bana karşı sahiden komplo mu kuruyorlardı? Merhum Majeste 14. Louis'nin tüm soyunun ani ölümüyle bundan endişelendik. Ama muhtemelen sebebi bir hastalıktı. Sizce tahtını çalmak için bir çocuğu öldürebilirler mi? Tarih böylesi hikayelerle dolu Majestem. Ama artık uyumanız gerek. Bana annemle babamdan bahsedin Bay Le Maréchal. Babanız yaşasaydı büyük bir kral olurdu. Onun çok önemli moral ve entelektüel nitelikleri vardı. Derin bir bilgeliğin tohumları. Annenize gelince... anneniz... sarayı ışıldatırdı. 14. Louis Majesteleri onu çok severdi. Ve onu kaybedince yıkıldı. Hepsi ölmeseydi, şu an ben sadece kralın küçük torunu ya da küçük oğlu ya da küçük kardeşi olacaktım. Ve çocukluğumu yaşayabilecektim. Kuzenim, bu projelerinize tüm gücümle karşı çıkacağım. Sanki amacınız monarşiyi zayıflatmakmış gibi davranıyorsunuz. Ama nasıl olur kuzenim? Merhum kralın reddetmesine karşın rejansınızı korumak için parlamentoya çok güç verdiniz ve de talep yolunu açmış oldunuz. Bunlar bizi nereye götürür bir gün tanrı bilir. Amcam Güneş Kral'ın ölümünden sonra ülkenin dayanamadığı kısıtlamaları kaldırmak gerekiyordu. Eğlenceleri, savaşları, krallığı tüketti. Biraz özgürlük bizden aşağıda olanlar için yoksulluğu daha çekilir yapar. Dediğiniz gibi projelerim sadece gerçekçi bir hedef taşır. Savaş yapma imkanı kalmayan bir ülkeye barış getirmeye yarar. Başka bir şey değil. Her şeyi kral için yaptım. Gerçek bu. Şüpheci duanız bunun tersini düşünse de. Majesteleri. Size kedinizin kuşunuzu yediğini haber vermekten dolayı üzgünüm. Onu cezalandırın. Hangi ceza efendim? En kötüsü. Öyle mi? Onu Rejan Konseyi'ne götürün. Sırası gelmişken majesteleri, Rejan Bey buradalar ve sizi görmek istiyorlar. Yanında konsey başkanı, Conde Dükü ve Padefleri var. Onları biraz bekletebilir miyiz Bay Le Maréchal? Henüz hayal kurmayı bitirmedim. Maalesef hiç sanmıyorum efendim. Majesteleri, rejansınız döneminde bana verilen tüm ödevlerin arasında ve bunlara layık olduğumu göstermek isterim. Bana düşen, Fransa krallığını yoran, uzun yıllar süren İspanya savaşından sonra bedeli ne olursa olsun barışı korumaktır. Bunun için İspanya kralı 5. Filip'in kızı, uzaktan kuzeniniz, herkesin çok sevimli bulduğu bu kızla evliliğiniz iki ülke arasındaki ilişkileri rahatlatacaktır. Bu nedenle sayın majesteleri, hepimiz buraya sizin bu evlilik için onayınızı umut ederek geldik.
Evet. Majestelerine beni bu en çok arzu ettiğim şey konusundaki teklifi nedenle sevinç ve şükranla kabul ettiğimi anlatmakla bitiremem. İçinde hissettiğim zevki daha da arttıran şey, bunun örneği ve niyetleri her zaman davranışlarımın kuralı olacak olan sevgili kralın duygularına da uymasıdır. Bana öyle geliyor ki bu aramızdaki yakın bağları güçlendiren ve birlik sağlayacak bir karardır. İspanya'nın prensesine hayatımın mutluluğunu yaratmaya adanmış bir prenses olarak bakacağım. Dakikliğin prenseslerin bir nezaketi olduğunu biliyor muydunuz? Beyefendinin bunu öğretmesi gerekirdi. Neden bunca sabırsızlık sayın baba? Sizi evlendirmeye karar verdim kızım. Beni evlendirmek mi? Kiminle? Astur prensiyle, İspanya krallığının varisi olan prensle. Bir gün kraliçe olacaksınız. İspanyolca bilmiyorum. Merak etmeyin, İspanya sarayında Fransızca konuşuluyor. Kral 5. Philip 14. Louis'nin torunudur. Gitmek istemiyorum efendim. Gideceksiniz. Bu hayal edemeyeceğiniz bir evlilik. Kararlaştırılması için çok komplo kurdum. Sizi büyük annenizin tecrübeli öğütlerine bırakıyorum. Krallığın işleri beni bekliyor. İspanya sarayına gittiğinizde bir daha asla birbirimizi göremeyeceğiz Louis Elizabeth. Ebeveynlerinizi de görmeyeceksiniz. Ben 14. Louis'nin kardeşiyle evlendiğimde de memleketim Renan'ı bir daha asla göremeyeceğimi biliyordum. Onunla evlenirken erkeklerden hoşlandığını da biliyor muydunuz? Susun hemen. Gitmeyeceğim sevgili büyük anne. Mecbursunuz, bu yüzden doğdunuz. Prensesler evlenmek ve bir dinastiyi devam ettirmek için varlar. Ölümümden sonra cennete gitmeyi tüm kalbimle umut ediyorum. Bir gün beni tekrar görmek istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ölümün bir faydası varsa madam, o da yaşarken bizi üzenlerden ayrılmaktır. Bir Azize gibi yaşamak hayatımı zehrederdi. Ve bu beni sonsuzluğu istemediğim kişilerle geçirmeye zorlardı. Daha yükseğe. Hadi ama. Madrid'in dışında bulunan İspanya Kralı 5. Filip'in aile ikametgahı. Daha yükseğe. Majesteleri sizi istiyorum adam. Majestelerinin yanına bu yüzle çıkmamalısınız. Ama surat asan ben değilim ki. O bebek Carmen. Salıncak sırası ondaydı. Oh. Kızımız için en iyisini istedim. Fransa kralı ile evliliği harika bir şey. Ama sizce bu oğlunuz İspanya kralı varisinin Reja'nın kızıyla evlenmesine değer mi dersiniz? Her şey yaşadığımız vahşetten daha iyidir. Beni buraya getiren ve bu savaşta ölen milyonlardan her biri bana her gece hesap sormaya geliyor ve ona ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir gün bunun bedelini ödemem gerekecek. Beni hayata tutan ne biliyor musunuz madam? Ahiretin benim için hazırladıkları. Ve hayat. Hayattan konuşalım. Çığlıklarla başlayıp
gözyaşlarıyla bitiyor. İkisi arasında herkes istediği anlamı verebilir ona. Ama bilincimiz bize işlerinden hiçbirinin doğru olmayabileceğini öğretiyor. Tanrım, yalvarırım, beni affedin, affedin. Yüce Majesteleri, Asturi Prensi ve Prenses Marie Anne Victoire. Sevgili kızım, artık Fransa kraliçesisiniz. İşte yeğenim Louis'nin portresi, müstakbel eşiniz. Erkek kardeşlerinize artık bunu söyleyebilirsiniz. Size göstermeleri gereken saygıdan haberdar olsunlar. Size gelince oğlum, siz Louis Elizabeth d'Orléans'la evleneceksiniz. İşte portresi. Sizindir. Pekala. Gidin artık, gidin. Gidin, gidin. Biz bu hayatta sadece geçeceğiz. Geriye eserlerimiz ve soyumuz kalır. Bir kral için eser isteğe bağlıdır. Ama soy mecburidir. Evet. Ama prensesin bakıcısı olacağınızı öğrendim. Bu zorunlu bir şey. O kadar genç ve o kadar hassas ki. Tıpkı size baktığım zamanlardaki gibi. Ama anne, artık benim olmayacak mısınız? Ben her zaman sizin prensim. Kimse benim kalbimdeki yerinizi alamaz. Beni öpmenizi istemiyorum kızım ama kalbim yanınızda olacak. İspanya Sarayı'nda beni iyi temsil edin. Size ilk adımlarınızda en iyi şekilde rehberlik edecek dostum sensin, ona güvenim tamdır. Hadi gidin artık. Hadi artık gidin. Seveceksiniz. Değil mi? Bazı etkinlikler sadece duadan sonra yapılabilir efendim. Evet. Ve biraz ölçülülük Tanrı'nın hoşuna gider. Peki dua vaktini beklesem? Ahlaken de sağlık açısından da kendinizi bu şeye delice kaptırmamalısınız. Tanrı ölçülülüğü sever. Ekselansları, Saint Simon Dükü Fransa elçisi Hazretleri. Evlilik anlaşmaları majesteleri.
Kocamın o portresi bende kalabilir mi? Elbette majesteleri. O size ait. Kocanız onu size yollamaktan büyük zevk duydu. Ya... ya benim karım... yolculuğu ne aşamada? Şu an yolda. Ha. Prenses müstakbel eşini tanımak için sabırsızlanıyor efendim. Aa, evet. Tamamen Fransız olun kızım. İspanyol yıllarınızı unutun. Yine de ebeveynlerinizi ve kardeşlerinizi asla unutmayın. Hadi kızım. Yani majesteleri, bu saraya veda edin. Kardeşlerim Don Fernando ve Don Carlos'a hoşça kal diyebilir miyim? Bu yasaklandı. Her ikisi de boğmacı oldular. Ölmeyecekler değil mi? Bunu biz de bilmiyoruz. Hayatın ve ölümün aynı şey olduğunu öğrenmeniz gerek. Ayrıca iyi ki Tanrı böyle bir şeye karar vermiş, yoksa bu devamlılık olmasa hayat çok kısa ve üzücü olurdu. Fransa eviyle evliliğiniz benim için büyük bir sevinç kaynağı. Yolculuğu pencere tarafında yapmayı bırak. Ölüme yakalanacaksınız. Tek istediğim de bu. Bu kadar uzun olması şart mı? Salgından korunmak gerekiyor. Salgın mı? Doğuda veba var. Batıda da çiçek. İkisi de uyar. Nasıl bunu söylersiniz? Ölümle bu yobazların kraliçesi olmak arasında... bir seçim mi yapmalıyım? Ölümden korkarak yaşamayı unuturuz. Gördüğünüz gibi ben yaşamak istiyorum. Bu şaşırtıcı mı? Bir ağaç düşmüş madam. Onu kaldıracağız. Ne yapıyorsunuz madam? Bu nazara karşı nazarı olan bir kuş gördüm. Fransa evine nazar taşıyamayız.
Bu sallanma bitsin artık. Ne yazık ki madam, ektiğiniz tohum yeşerdi. Size bu şekilde soluk almamanızı söylemiştim. En çok neden korkuyorum biliyor musunuz? Söyleyin. Sıkıntının bende kalıcı olmasından. Bazen sıkıntı büyük şeyler yapmak için bir sebep olur. Bazen o özgür bir düşüncedir. Bir ayrıcalık mıdır diyorsun o sen? Evet sanırım. Buna asla alışamam. Lokazan, Sülün Adası, Fransa-İspanya sınırı. Neden değişmemi istiyorlar? Bu hep böyledir. Her prenses kendi ülkesinin giysilerini giymeyi bırakmalı. Aynı şeyi kötü huyunuzla da yapacaksınız. Kimse bunu yasaklayamaz. Thank you.
İspanya Kralı Hazretlerinin elçileri Prenses Mopansiye'yi karşılamak için geliyor. Ben size müstakbel eşinizden bir hoş geldin hediyesi getirdim. Çok nazikçe ama ben avlanmam. Öyle mi? Efendinize geri götürün. Peki. Peki ama siz nasıl vakit geçiriyorsunuz? Belki de müzikle. Hayır, beni uyutur. Peki nakış mı yapıyorsunuz? Nakış mı? Ben mi? Gözlerimi kör etmeye niyetim yok. Belki de okuyorsunuz. Okuma yazmam kötüdür. Peki ne yapmayı seversiniz? Hiçbir şey. Hiçbir şey sevmem. Ona biraz daha az hayranlıkla bakmanız ve de salt görevinize odaklanmanız beni sevindirir. Korkarım daha fazlasını hak etmiyor. Uyanın. Versa'ya geliyoruz. Madam, sağ salim gelmenizden çok memnun oldum. Size merhum annemin odasını verdik. O burada yaşadı. Ben bu yatakta doğdum ve o da bu yatakta öldü. Ama anne Vantadur'un ikimizin de annesi olması söz konusu olamaz, tamam mı? Pekala. Yolculuğunuzun iyi geçmesine sevindim. Madam, kral sizin onunla gelmenizi istemiyor ve bunu efendiniz olarak emrediyor. Pekala, anlatın bu Flers. Madem tecrübeniz var. Size şunu söylemek isterim Majeste. Şu an benim de bir karım var. Ama yeni bu Flers düşesinin yaşına bakılırsa uzun zaman onunla olamayacağım. Üzücü. Ama bu hiç önemli değil. Tüm kadınlar şehvet zevklerine adanmamıştır.
Şuna bakın hele. Kraliyet için daha güzel bir kraliçe düşünülebilir mi? Ama tanrım, sizin için yapılan bütün tablolardan daha güzelsiniz. Sarayın favorisi olmaya hazır olun. Kıskançlık yaratmaya da. En azından benim kim olduğumu biliyor musunuz canım? Bir büyük yüzyıl sağ kalanı. Tanrı sizi kutsasın. Ruhlarımızın yıllarca dolaştığı uzun kışa son verdiğiniz için. Daha iyi misiniz madam? Yaptığım o yolculuktan henüz iyileşiyorum Sayın Dük. Kral ve kraliçe geldiğinizden beri bir aydır hiçbir baloya, hiçbir kutlamaya, adınıza verilen hiçbir yemeğe katılmadığınız için oldukça üzgün durumdalar. Hatta size verilen hediyelere bile teşekkür etmediniz. Avlanıp avlanmadığımı öğrenemez miydi acaba? Baykuş avlıyor. Biliyor muydunuz? Madam, burada söz konusu olan Avrupa'nın geleceği. Evet, İspanya kralı belki öngörülemez olabilir. 14. Louis'nin torunu olarak Fransa tahtını isteyebileceğini biliyor olmalısınız tabii ki. Babanız kendi istekleri doğrultusunda yaptığı bu birleşmeyle 5. Filip'in bir daha Fransa'ya asla dönemeyeceğini düşünüyor. Buradaki sorumluluğunuz çok büyük yani. Madam, bu yolda devam ederseniz beni bazı kararlar almaya zorlayacaksınız. Alın o zaman kararlarınızı. Sizi sürekli bir sıkıntı içinde görünce madam, Madrid'e bu kısa yolculukta ilahi emrin kutsal ayine katılmanın hoşunuza gideceğini düşündüm. Bu Engizisyon'da eski bir İspanyol geleneğidir. Ayrıca kafirlerin işkencesi ve yakılmasından ibarettir. Kadınları da yakıyor musunuz? Evet. Onlar erkeklerden daha çok şeytanın kurbanı olur. Hatta bunun için özel bir gün var. Şanslısınız, o yarın... Ya çocukları? Umarım şaka yapıyorsunuzdur. Çocuklar mı? Bizim ne tür bir barbar sanıyorsunuz siz? Çocuklarmış. Hem Tanrı'ya tapıp hem de onu kafirlere karşı savunmamak olmaz. Yoksa onun da bu sefer bizi terk etmesini nasıl engelleriz? Bir de politik bir fayda var ki sevgili oğlum. Öğrenmeniz gerekiyor. Kafirleri avlamak halkı oyalar. Ve halkın oyalanıyor olması prenslerin yararına olan bir şeydir. Kral olduğunuz zaman bunu düşünün. Bu sizin beklediğinizden çok erken olabilir. Yemiyor musunuz madam? Eğer isterseniz ellerinizle de yiyebilirsiniz. Büyük babam kral 14. Louis hep öyle yapardı. Hatırladığım kadarıyla Versailles'de başka türlü yapılmazdı. Daha güzel tavırları zamanla kazanırsınız. Evet. Daha güzel tavırları umarım zamanla kazanırsınız. Majesteleri size söz verdiği gibi yemekten sonra gelemeyecek. Öğleden sonrayı avda geçirecek. Peki ne zaman gelecek? Ne zaman isterse.
Eminim nazar ondan geliyor. Peki bu Flers, söyler misiniz karınızla aranız nasıl? Mükemmel efendim. Onun yaşı hala küçük şey için. Ama bu beni rahatlatıyor, manastırı terk etmiyor ve onu yılda iki kez ziyaret ediyorum. Yatağın ortasına gelin Majeste. Daha rahat olun. Ama oğlumuza yer bırakmam gerekiyor. Tamamen krala benziyor değil mi? Daha çok zavallı kardeşine. Öyle mi? Neden onunla karşılaşmadım? Çünkü o cennette. Kralın anne ve babasıyla. Bana dediler ki eğer çocukken ölürsek cennete gitmemiz kesinmiş. Acaba şimdi ölsem daha iyi olmaz mıydı? Şeytana hiç kanmadan. Çok uzun yaşasaydınız bile yine de cennete gideceğinizden eminim. O zaman ölecek miyim, kalacak mıyım? Yarın anlarım. Madame Vantadur, sizinle sevincimi paylaşabilir miyim? Sanırım kral beni seviyor. Bütün kalbiyle. Onun yaşında bir çocukta bu kadar akıl görmedim hiç. Zekasına hayranım. Evet, ben de. Doğal olan her şey heyecan ve enerji verir size. Ve de geniş muhakeme ve cömertlik. Oğlunuzu unutuyorsunuz. Küçük kraliçem. Size bir sır vereceğim. Söyleyin canım. Herkese onun oğlum olduğunu söylüyorum. Ama size doğruyu söyleyebilirim. O sadece balmumundan bir bebek. İspiyoncularımız tam ne söylüyor? Onlar elçiniz Dük Sen Simon'dan daha az optimistler. Yani? Kızınız İspanya'ya uyumda güçlük çekiyor. Tersi beni şaşırtırdı. Onu geri göndermeyi planlıyorlar mı? Henüz değil efendim. Ama şu an vaziyetin çok gergin olduğunu söylüyorlar. Pişman olacak bir şey yok. Daha iyi bir önerim yoktu. Umut edelim. Ve İspanya kralının huyu o kadar değişken ki bir gün karar verdiği ertesi günküyle ender benzeşiyor. Mareşal de Villeroy nerede? Yakın yetişkinliğinizi hesaba katınca Majeste, yalnız uyumanızın vakti geldi dedim. O eski saraydan. Sizin ışığınızda artık yeni sarayın gelişmesi gerek. Yetişkinliğimden önce yalnız uyumamayı emredelim.
Peki majeste, Kardinal Fleury size uyar mı? Kim olursa, yalnız uyumadıkça olur. Beşinci Louis 13 yaşına geldi. Tahta çıkmak için yasal erginliğe ulaştı. Rejans bitti. Artık gerçek bir kadın olduğunuza göre erkekler ve onların hamile bırakma niyetleri olmadan... kadınların kendi bedenleriyle neler yapabileceğini öğrenmelisiniz. Bundan çok daha ince zevkler var. Madam, majesteleri bizi görmek istiyor. Sevgili oğlum, 15. Louis'nin taç giydiğini ve kız kardeşinizin resmi olarak Fransa kraliçesi olduğunu bilmiyor olamazsınız. O yüzden Saint Louis'i kutlamak için bir hediye. Karınız ve sizin aynı yatakta yatma hakkı ne hakkı? Onunla yatma ödeviniz. Ve unutmayın, İspanya en çabuk zamanda bir varis bekliyor. Kilise beni size kadın anatomisini tanıtmam için görevlendirdi efendim. Tahta bir varis yapmaya mümkün oldukça yardım etmek için. Tanrı'ya bilimsel olarak yardım etmek diyelim. Bir daha bana dokunmayacaksınız, duydunuz mu? Bir yıl sonra.
Neden konuşabiliriz? Yeni ülkenizi sevdiniz mi? Çok majesteleri. Ama en çok da sizi. Bana söylenene göre siz de çok seviliyormuşsunuz. Versailles'da uzun süre sevilmeyi bir tek annem başarmıştı. Kurtizanların kıskançlıklarına direnmeyi bildi. Maalesef size ayıracak fazla vaktim yok. Beni de sizin gibi çocuk olarak göstermek istiyorlar. Ama bu doğru değil. Kraliyet görevim var. Ve size sık sık vakit ayıramayacağımı bildirmek durumundayım. Ama beni seviyorsunuz değil mi? Çocukluktan çıktığınız zaman konuşuruz bunu. Eğer bir gün çıkarsanız, etrafımda sizin pek büyümediğinizi söylüyorlar. Köpekler çok güzel. Ama isimsizlikle cezalandırılıyorlar. Her birine bir isim vermenizi emrediyorum. Artık poz vermek istemiyorum. Buna zorunlusunuz. Eğer ailenizin hatırasında yaşamak istiyorsanız. Bu tablo onlar için. Neden bu üzgünlük, madam? Ben ailemi özlüyorum. Tersine, hala yaşadıkları için mutlu olmalısınız. Hadi madam. Gülümseyin. Hatırlayın, gelecekte bizi bu şekilde hatırlayacaklar. Siz bana sırlarınızı vermekte hep güvendiniz. Bugün artık sıra bende. Lütfen özellikle üzülmeyin. Birkaç gün ya da iyi ihtimalle birkaç hafta Yüce Tanrı beni krallığına çağıracak. Yanınıza gelip size eşlik etme zevkini bir daha tadamayacağım. Ama bilmenizi isterim, hiçbir torunumu sizi sevdiğim gibi sevmedim. Buraya gelen tüm yabancı genç prenses gibi kutlandım. Ve kötü muamele edildim. İftira edildim. Yaralandım. İlk önce genciz ve eğlenceliyiz. Saray bizi okşar, yüceltir. Aslında sinsi vampir bize gönderdikleri doktorlar gibi kanımızı emer. Ve hamilelikler de gerisini halleder. Prenses olmamıza rağmen bizi evlendirecek etten başka bir şey olarak görmediklerini bilmek için gayet kör olmak gerek. Ama Tanrı'ya şükür, bunların hiçbiri size olmayacak.
Efendim majesteleri, artık tek başınıza hükmettiğinize göre bir varis sahibi olmanız aciliyet taşıyor. Bu görev için korkarım infanta uygun değil. Küçük olması dışında büyümüyor da ve verimli olup size erkek bir varis verene kadar geçecek zamanda yapılacak komploları bir hayal edin. Ve de 10 yıl daha size yasaklanan şu beden zevklerini düşün. Şu beden zevkleri avlanmaktaki kadar güçlü mü Mösyödük? Daha güçlü majeste. Ama daha kısa. Orleon dükü İspanya tahtına kızını oturtma kırsına kapılıp bu çocukla değiş tokuş etmeseydi şimdiye çoktan kendiniz de bilirdiniz. Ama siz artık kralsınız. Dük artık başbakanınız değil, kararı siz verirsiniz. Ama ya bağlıysam? Siz bu bebeğe bağlı mı? Belirtilerini arıyorum. Şah ve Mat Majeste. Bana emanet ettiğiniz bu tacı majeste, bırakıyorum. Ve siz, eşi görünmemiş süreklilikteki krallık görevinizde cüretime bakın. Tahttan iniyorum. Avrupa'ya 12 yıllık savaşa ve 2 milyon cesede mal olan krallığı bırakıyorum. Bana beceriksiz derdiniz sevgili büyük baba. Sizin hayal gücünüzü bile aşıyorum. Olacağımı düşündüğünüz kral, acı nasip, korkak ve bağnazdı. Ama sizinkinden daha mutlak bir güce sahibim, tahtı bırakmaya. Ve burada yaptığım şey de budur. Önünüzde ciddiyetle. Evet işte, pek sevgili oğlum, artık kralsınız. Söylenene göre hala bakir ama kral. Efendim, majesteleri. Efendim, Orleon dükü vefat etti.
Ne vardı Sayın Dük? Efendim majesteleri. Saat 11'de kraliyet işlerini konuşmak için Orleon Dük'ünü bekliyordunuz biliyorum. Maalesef gelemeyecek. Neden? Biraz önce öldü. Ani ve öngörülemez bir damar tıkanıklığı. Neden çevremdeki herkes sürekli ölmek zorunda? Efendim, majesteleri. Orleon Dükü'nün yerine başbakanlığa atanmak isterim. Evet mi? Hayır mı? Evet mi? Teşekkür ederim majesteleri. Bu birleşme acınası olmasının dışında bulaşarak kralımıza mal olabilir. Bulaşıcı hastalık riskiyle kralın daireleri Grand Trianon'a taşınır. Eğer son zamanlarda onu görmenize engel olmasaydım sizi öldürebilirdim majestem. Hastalığı çıktı ve elim bir hastalık. Buraya taşınmaya zorlayarak en azından monotoniyi kırmama yardım etti. O yüzden sevinelim çünkü hala bunu yapabiliyoruz. O odanın en büyük yaşama sevincini bile tükettiği söylenecek. Kadınlar söz konusuysa. Gülmeyi düşünseniz iyi olur Sayın Dük. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok diye bunu açıklamak zorundayız denemez. Tar. O ince sesi yeniden duymamı sağlayın. Kralın emri madam. Sanki fişeti ona mektup. Adveniyat mektup. Fiyat volum testu, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Gloria in excelsis Deo. Hiçbir şey duymuyorum. Kulaklarımda kurabiye gürültüsü var. Benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gracias agibus tibi, propter maniam gloriam. Domine Deus et Christus, Deus Pater omnipotens. Kulaklarımda kurabiye gürültüsü var. Domine Deus et Christus, Deus Pater. Iconis peccata mundi, suscipe de peccationi nostra. Bütün bu bölge bizim elimizde majeste. Fransızca yakında bütün Kuzey Amerika'nın dili haline gelebilir.
çocuk kraliçe. Yaşıyor. Hastalığı sandığımız değilmiş. Basit bir kızamık. Majesteleri sağ. İstediğiniz zaman dairelerinize geri dönebilirsiniz. Yani lanetli oda onu öldürmedi. Neden o? Doktorları durumdan faydalanıp incelediler. Öyle görünüyormuş ki çocuk doğurmak için yaratılmamış. Rahmi inanılmaz, inanılmaz derecede ufak ve üreme organlarını da çocuk kraliçe şüphesiz ufaltmış. Hastalığı konusunda yanıldılar. Bu konuda da yanılmaları mümkün. Onu göndermek tehlikesiz değil. Savaşı göz ardı edemeyiz. Tutukoğlu bize savaş açmaya cesaret edemez. Orlean'ın kızını gönderecekleri söylenmiyor. Şimdi o bir kraliçe. Belki de karar verme zamanı değildir. Ne dersiniz majeste? Hiç. Hiçbir şey. Sizin beni yönlendirdiğiniz çıkmazlardan kendimi böyle korudum işte. Flory, neden bu flersi götürüyorlar? Biliyordunuz ve bana söylemediniz mi? Çünkü olay çok hassas bir konu majeste. Konuşun. Kendi anne babası geçen gece pencerelerinin altında onu tabiata aykırı bir davranış içinde yakaladı. Bu sarayda büyük bir skandal yarattı. Ama sizi bundan sakınmak istedik. Bana her şeyi kadınlardan bekleyemeyeceğimizi açıklayan oydu. Bir keresinde beni okşadı. Ama hoşlandım mı hatırlayamıyorum. Sizce her şeyi kadınlardan bekleyebilir miyiz? Şahsen ben beklemiyorum majeste. Ama bunu bana görevim emrediyor. Ama bir arkadaşım alınıyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Korkarım öyle majeste. Saint-Simon'un bu mektubundan İspanya kraliçesinin tutuklu olduğunu öğrendim. Bu çok ağır bir durum değil mi? Ama tepki vermemenin avantajı var. Siz ne dersiniz kardinal? Orlean sağken asla buna cüret edemezdim. Kardinal mesele o değil ki. Söylenene bakılırsa evlilik de henüz tüketilmemiş. Hareket eden her şeyi halleden şu birinci Louis'nin karısını hala tüketmedi ama. Evet, evlilik henüz tüketilmedi. İptal etmek için hala vakit var. Orlean öldüğüne ve Conde kralın arkasında olduğuna göre kurtulmanıza belki yardımcı olabiliriz majeste. Layık ve huzurlu bir krallık vaat etmiyor size. Haksız mıyım? Ben onun kalmasını istiyorum. Şuna bakın hele. Oğlum karısının kalmasını istiyor. Peki neden majeste? Çünkü onu seviyorum. Ama onun gibi bir mahluk nasıl sevilebilir ki? Ayrıca size evlenmenizi söylediğimizde onu sevmenizi istememiştik, öyle değil mi? Kraliçem? Sevgi hiç mevzu bahis edilmemişti. Ya da onu zamanla unutmuş olmalıyız. En azından ona dokunabildiniz mi? Hı? Kalmasını emrediyorum. İtaat etmediniz mi?
Bence bu harika. Söz veriyorum, itaat etmedikçe benden şikayet etmeyeceksiniz. Oda çalışanlarınızı da yolladım. Kadra'yı da mı? Özellikle onu. Özgürce davranışları sizi benden uzaklaştıran bir yola giriyordu. Benimle ava gelmeyi kabul eder misiniz? İstediğiniz her şeyi yaparım. Eğer kral gibi davranmayı sürdürürseniz belki sizi sevebilirim bile. Kim bilir? Ne yapıyorsunuz madam? Sizinle birlikte dönmeye çalışıyorum. Bana ateş etmenizi engeller. Öyle mi? Evet. Kadından daha iyi değil mi madam? Bir kereyle bunu bilemeyiz ki. Hayır, hemen değil. Artık çok zamanımız var. Deşedi, deşedi. Et incarnatus est de Spiritus Sancto. Ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixion mensiam pro nobis, supponsio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secum dux scriptura, et ascendit in celum, sedes ad exterram patris, et interum virtuus est cum gloria, judicare vivos et mortuos. Louis! Çiçek hastalığı, tahmin etmiştim.
Majesteleri kocanızın yanında kalmanızı istiyor. Hayır, majeste. Çıkmak istiyorum. Çoktan sizde kapmışsınızdır. Babamın tahtı geri almasını istiyorum. Ve karıma, kraliçeye yanımdan ayrılmayıp son dakikaya kadar vefasını gösterdiğinden iyi bakılmasını istiyorum. Biliyor musunuz madem? Bilinçli olduğum ilk andan itibaren yaşamak için yaratılmadığımı anladım. Ben sevilen türden bir adam değilim. Oysa sizi sevmeye başlamıştım. Sahiden mi? Sahiden. Bana öyle bakmaya yalvarıyorum. Gitmeyin yalvarıyorum. Madam, size kardeşiniz ve kuzenim 1. Louis'nin vefatını açıklamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Bu korkunç. Kimin daha çok acınası olduğunu bilemiyorum. Ölen Louis mi? Yoksa
ölüm korkusuyla yaşayan ben mi? Neden bana doktorları göndermiyorlar? Çünkü kral böyle karar aldı Majeste. Neden siz? Denilene göre ben bağışıklık kazanmışım. Daha önce hastalanmıştım. Bu ülkede kraliçeyi kocasıyla öldürmek gelenek midir peki? Eğer varsa ben hiç duymadım bunu Majeste. Efendim. Majesteleri. Sen Simon'dan gelen bir mektup, İspanya kraliçesi kocasının hastalığına yakalanmış diyor. Belki şu saatte vefat etmiştir bile. Orlean'ın hayal ettiği çift alyans artık geçersizleşti. Beşinci Philip tahtına kavuştu. Her zamandan daha öngörülemez oldu. Tahta bir varis vermek zorundasınız. Bir varis mi? Ama ölmek için acelem yok benim. Neden ölüm her şeyi kumanda ediyor? Sizin üstünüzde sadece Tanrı var Majeste. O büyük bir gizemle buna karar veriyor. Ona karşı duyduğumuz bütün sevgiye rağmen kraliyetin geleceğini tek onun kararına bırakamayız. En kısa zamanda bir varisiniz olmalı Majeste. Ve bu küçük kız size bunu vermeye kadir değil. Krallığıma yine devam etmem gerekiyor. Oysa oğlumu kaybettiğim için o kadar üzgünüm ki. Ve Tanrı, Louis Elizabeth'in kocasının yanına gitmesini istemiyor gibi. Doktorları yasaklamak onu kurtarmış olmalı. Ne yapacağız peki? Göndereceğiz. Göndermek mi? Evet evet, sonuçta hiçbir işlevi kalmadı. Zaten hiçbir zaman bir işlevi olmamıştı. Bu saraya o kadar uyum sağlayamadınız ki. Fransa'ya döneceğinizi bildirince mutlu olursunuz sanmıştım. Babam öldü. Fransa'da beni ne bekliyor? Merhum kocama alışmıştım sonunda. Başka kimsem yoktu. Maalesef benim olduğu kadar sizin de geleceğiniz burada değil. Metanetle kabul etmeniz gerekiyor. Politika sıklıkla ölümle alakalıdır ve elimizden bir şey gelmez. Size iyi bir haberim var. Anne ve babanız sınırda gezinti yapıyorlar. Ve gidip onları öpmenizi istiyorlar. Yarın gideceksiniz. Kral bana veda etmeye gelmeyecek mi? Korkarım hayır. Onu bir daha görmeyeceğim değil mi? Beni sevmiyor yani. Yanılıyor. Bir gün büyüyeceğim. Sizce yeni savaşlara girmeli miyim Monsieur Fleury? Kuşkusuz Majeste. Ama bugün kraliyetin finansal durumu buna el vermiyor. Efendim, Majesteleri, Monsieur Conde Dükü. Özür dilerim Majeste. Sizi Mali'ye götürmeme izin verir misiniz? Mali'ye mi? Neden ki? Vedalaşma heyecanından sizi uzaklaştırmak için küçük prenses gitmek üzere. Vedalaşma heyecanı mı? Heyecanlandığımı mı sanıyorsunuz?
Mali'ye gitmeye hiç gerek yok. Burada kalıp Monsieur Fleury ile devlet yararına çalışmayı tercih ederim. Bu arada... Sayın Dük... Şunu da söylemeliyim ki sizi başbakanlık görevinden aldığımı haber verecektim. Beşinci Louis bize kızımızı gönderiyor madam. Bütün Fransızları kraliyetten çıkarın. Ciddi olamazsınız. Hepsini! Duyuyor musunuz? Bir tane bile kalmasın. Ama ilk giden ben olmalıyım. Hayır. Yapmam gereken savaş açmak. Savaş açmak. Ama yapamam, hayır. Yapamam. Siz oldukça üzgünsünüz madam. Bir kraliçenin her şeyine sahipti. Genç olmasına rağmen. Ya ben madam? Krala benziyor muyum? Beşinci Louis kendinden 7 yaş büyük Marie Leczinska ile evlenir ve 10 çocuğu olur. 64 yaşında çiçek hastalığından ölür. İspanyalı Anna Maria Victoria Portekiz Kralı 1. Joseph ile evlenir ve ona 4 kız çocuğu verir. Kendisi de Portekiz'de çocuk kralın naipliğini yapar. Orleanlı Louis Elizabeth 32 yaşında Paris'te yakınları ve dünya tarafından unutulmuş olarak ölür. Sonra 5. Philip İspanya tacını yeniden takar. Nevrasteniye yakalanır ve bir yıldan fazla hiç kalkmadan yatakta kalır. Garayol'un anısına.